Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz zekat ve fitre konusu. İslam'ın 5 şartından biri de zekat vermektir. Kur'an-ı Kerim'de namazla beraber geçiyor zekat meselesi de. Mevlam buyuruyor, Rahim. Namazı kılınız, zekatı verin Mevlam buyuruyor böyle. Ekim-i salate ve atü zekate. Namaz ve zekat, bunlar ikiz kardeş gibi beraber Kur'an'a geliyorlar. Namaz bedensel ibadetlerin başı. Zekat da mal ve ibadetlerin başı olmuş oluyor. Zekat aynı zamanda malında sigortası zekat. Böyle. Bir insan eğer malının zekatını tam verirse o Allah'ın korumasında olmuş oluyor böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, hasen aleyküm bir zekatı. Malınızı zekata koruyun Mevlam, bir peygamber buyursun böyle. Zekatınızı, malınızı zekat ile koruyunuz. Ve davu emr aleyküm bir sadakati. Hastalıklarda sadaka ile tedavi ediniz, sadaka ile. Şimdi bir bakalım inşallah. Tabi zekat farz olduğuna göre bunu vermek mecbur olmuş oluyor. Yalnız namaz artık farkı var zekatın. Namazda zekat da farklı şu, arada farkları böyle. Namaz her Müslümana farz. Erkek, kadın, zengin, fakir, hasta. Herkese farz namaz böyle. Zekata gelince zekat mali ibadet olduğu için, bu tabi malla bağlantı olduğu için ancak belirli bir meblağ sahip olanlara buna farz olmuş oluyor zekatta. Zekat anlamı, üç anlama göre zekat. Biri tezkiye deniyor, temizleme, malı temizler. Yani demek ki bir malın zekatı verilirse, kalan mal temizlenmiş oluyor böyle. Eğer zekat verilmezse onun tamamı kirli pis olmuş oluyor böyle. Bir anlamı da nema deniyor zekat anlamı da. Nema büyüme, çoğalma anlamına geliyor nema da böyle. Yani zekat ile mal eksilmiyor. Ağacı budamaya benziyor zekat meselesi böyle. Şimdi hiç budamayı görmeyen bir insan bakar ki ağacı kesiyor dallarını. Acır bunda, yazık ağaca der böyle. Halbuki nedir bu budama? Ağaç güleşir, meyvesini daha fazla verir. Üç anlamı ise bek anlamına geliyor, bereket anlamına geliyor böyle. Demek ki zekat ne oluyor verilince mala bereket gelir. Kişi hayrını görür böyle. Şimdi bakalım inşallah zekatı vermeyenlerin nedir akıbetleri ahirette, cehennemde yani onların. Mevla bize buyuruyor Tevbe 34-35'te Bismillahirrahmanirrahim Vellezine şu insanlar, şu kişiler yıkınızı evvel fiddete altın gümüşü biriktirirler. İsim eder bunları. Tabi eskiden kafir olmadığı için Mevlamız böyle buyuruyor. Altın, gümüş. Adem Aleyhisselam'dan sonra insan arasında bir bağlantı başladı. Kabile arasında başladı. İlk alışverişler takas oluyordu. Yoksa para zamanlar. O dönemde böyle. Mesela koyunu olan koyun veriyor. Buğday alıyor. Böyle de ilk alışverişler. Sonra altın ve gümüş. Bu noktalarına başladı bunlar böyle. Tabi halen diye devam ediyor dünyada. Bu altın gümüş devam ediyor. Mevla buyuruyor, altını, gümüşü, yani servetlerini, paralarını, mallarını biriktirip hazine edenler. وَلِمْ فِكُنَا فِي سَبِلَّا Bunu Allah'ına vermeyenler, yani zekatını vermeyenler. Bir insanın malından nafile sadaka vermezse, bununki soralım diye soralım böyle. Ancak sevabını yoksun kalır böyle. Ama bir insan malı mülkü olduğu halde,
bunları biriktirir, yığar bunları böyle. Eğer bunun zekatını vermezse febeşşirhum buyuruyor Peygamber, buyuruyor Mevlam. Onlara müjde Habibim. Yani buradaki müjde, yani alay etme onları, aşılama onları böyle. Ne ile? Biraz da bir elim, acıklı azabıyla. Demek kim malın zekatını vermezse, malı biriktirirse, Mevlam bir onlara haber ver, onlara müjdele, azabı elim. Çok acıklı bir azap onlara böyle. Şimdi cehennemde her azap misil olacak. Mesela Allah korusun zina eden kadınlar. Onların da edep üyelerine şiş batıracak cehennemde. Ateşe kılın şişler batıracak onların böyle. Zekata gelince yevme o günde yani cehennemde yumaleye finar cehenneme bunların vermediği malları hayvan hariç ateşte bunlar kızacaklar bunlar. Demirleri böyle olacak. Madem olacak kızacaklı böyle. Peki ve biya cibahüm alınları dağlanacak. Ve cünüb yanları zorüm arkaları. Yani gerçekten korkunç bir olay bu olacak Allah korusun böyle. Demek kim malını zekatı vermezse dünyada gerçi artık bunları götürmüyor. Dünyada kalıyor ama fakat bunun vebali sorumluluğu oraya sarkıyor, mağara sarkıyor böylece. Bundan da azabı cehennemden olacak. Bunların malları bir tabi metal va dönüşecek. Orada buna cehennem kızacaklar böyle. Cehennem fırında. Ateş gibi olacaklar. Melekte bunlarla o kişinin alnında dağılacak, alnında dağılacaklar. Ki alnındaki deri yanacak, et yanacak, kemikleri benden çıkacak, kafası benden çıkacak. Ve cünubun iki yanları, bir de sırtları. Hâzâ mâ kenestüm. Çek melekler bunlara. İşte bu diyeceklerin birisi mallarınız. Nefesekün. Hüzûkû mâ kündüm teknizüm. Tadı bakımın tadını çeker bunun tadını bakalım böyle. Yani artık tabii ne kadar zaman çıkıyor Allah tabi bunu böyle böyle. Kimine kaç bin yıl, her yılki hesaptan dolayı azal olacaklar böyle. Bunun için mal olan kişinin yani kimin zekatı farz olursa okuna gelecek inşallah, gelecek inşallah. Bunu severek vermek gerekiyor. Çünkü zekatın altında eksilmiyor. Artıyor böyle. Ay budamaya benziyor böyle. Harun Musa Aleyhisselam zamanında Harun Aleyhisselam da aynı zamanda onunla beraber biri vardı. Ümmeti Musa Aleyhisselam'dan. Adı Karun'du bu. Karun böyle. Çok yoksul fakirdi. Aşırı fakirdi. Çok yalvardı Musa Aleyhisselam'a. Musa dua etti ona böyle. Bu bakırın altı yapması öğrendi. Çok zengin oldu. Ama zekatını veremedi. Yerine bir baktı böyle. Bir de Ümmeti Muhammed'den biri vardır. Adı Salebe. Denen biri, Ensar'dan Medine'ye gelirsen kendisi. Bunun adı da Veşri Hamame'ydi böyle. Yani meşrinin kuşu derdi böyle. Devamlı meşte otururdu böyle. Namaz kılar, Kur'an okur, her işin meşte görürdü. Ama çok fakir, çok aşırı fakirdi böyle. Hatta sabah namazına gelirken bir uzun gömlekleri var bunların. Evvela hanım onu kılıp namazını kılıyor, onu giyip namazını kılıyor, çıkarıyor, buna göre usul namaza girirdi böyle, sabah namazına. Fakat işinde bir mal sevgisi var mı işinde ama. Bu tabii gizliymiş böyle. Onun kendini farkına değil. Peygamber yalvarıyor bir gün. Ya Resulallah, Allah dua etti, Allah bana mal versin. Ne yapacağım malı? İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, zekat vereceğim, hayır yapacağım, sayıyor böyle. Peygamber bunu görüyor, şöyle buyuruyor. En hayırlı hal, Allah verdiği haldir buraya böyle. Allah sana bu hal vermiş, sen razı ol böyle. Fakat bu hep üstüyle devamlı böyle. Peygamber de artık bir gün yalvarıyor Allah'a, dua edin Peygamber'e. Ya Rabbim, buna mal ver bakalım Allah'a böyle. Rabbim buna mal verdi,
ne mal verdi? Koyunculuk başladı böyle. Bir koyun aldı. Güzel bir koyunmuş. Ucuz almış bunu böyle. Hemen iki misin sattı bunu böyle. Derken iki, üç, beş, on derken böyle. Artık kısılmadı Medine koyunları bunu böyle. Yalnız sabah yatsı namazına gelmeye başladı. Sonra koyuna daha çoğalınca Medine dışına çıktı bunlar. Çöle çıktı. Yani Cuma'dan Cuma'ya gelmeye başladı namaza. Zaman geldi, artık Cuma'ya gelemedi. Sonra Peygamber'e haber gönderdi, zikâhat işi böyle. Gidin sahibi söyleyin, mancı kadın versin diye böyle. Koyun ortaya verecek böylece. Gittiler bunu sahabeler, emri tebliğ etti kendisine, zikâhat işin. Düşüneyim bakın dedi böyle. Bu bir haraç dedi böyle. Haraç bu dedi böyle bu. Yani zikâtı kabul etmedi onda. Yani kıyamadı vermesini böyle böyle. Kıyamadı vermesini böyle. Veremedi bu şekilde. Hakkı ayet-i kerime geliyor bunun. Tevbe olsa ayet-i kerime geçiyor. Mühim diye oradaki ayet-i kerime başlıyor orada böyle. Gelince. Sonra pişman oldu. Medine'ye geldi. Peygamber'e zikâtını getirmek istedi. Yani kabul etmedi bunu böyle böyle. Hazreti Bekir almadı, Ömer almadı. Sonra kendini vefat etti. Münafıklar gitti Allah korusun böyle böyle. Yani yere ciğerden oldu Nezibillah Teala böyle. Bunun için yani zekatı kim vermezse hem dünyada bile mahvolur kendisi. Dinden, imandan çıkar, münafıklar Allah korusun. Bir de cehennemde yani böyle o korkunç zevarın melekleri alıyor bunların mallarını. Tabi orada bir değişik şekil olarak, mesel olarak böyle. Cihende kızacak bunlara böyle. Ateşten daha sıcak olacak bunlara böyle. Önce alnına, alın yanacak böyle. Al derisi, etleri, kafata çıkarak meydana, korkunç hal olacak böyle, yanacak böyle. Ondan sonra sağ tarafını, sol tarafında bir delik açılacak. Ve sırtı tamamen yanılacak böyle, yanacak. Yavaş yavaş alnındaki deri tekrar olacak yere gelecek. Tekrar azap başlayacak böyle. Artık kaç bin sene. Demek ki aynı zamanda zekat vermekten malın da manevi sigortası. Yani malı kuruyor zekat böylece. Yani kaska maska değil demek ki zekat verildi mi Allah'ın izniyle inşallah bu teala o kurum altına verecek bu böyle. Şimdi gelelim inşallah zekat vermek kimlere farz? Sonra kimlere verilir? Nasıl verilir? Üç ayrıca bu konu inşallah böyle. Zekat kimlere farz? Ez zekatü faridatun. Bu kıta aldım bu ibareyi. Zekat farzdır. Muhkemetün. En muhkem, en sağlam, en kesin farzdır. Böyle. Zekat böyle. Mesela bazı farzlar ayet-i kerimine sahibi değildir, içtihadidir, farzlar vardır. Mesela abdestin bazı farzları vardır ki, içtihadi bunlar böyle. Niyet mesela Şafi'ye göre. Fakat bu zekat mesele gelince böyle, Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde geçiyor zekat meselesi. İcma-ı ümmet sabittir, en hakim farzdır. Ve şart-ı vücubiha. Bunun farz olmasının nedir? Şartları nedir? Şartları. Kimlere farz olur? El-İslam'ı ilk şart kişinin Müslüman olması böyle. Yani Müslüman değilse kişi ona dikkat farz değil böyle. Bir gayrimüslim, bir ateist, bir mason, bir İslam karşı düşman olan bir kişi yani Ramazan'da hayır yapıyorum diye yani zekat şu derece verse bile onda mı kal olmuyor onlara böyle böyle. Çünkü ibadetler önce ilk şart Müslüman olmaktır böyle. İlk şart İslam olmaktır böyle. Vel aklı akıllı olmak. Akıllı olmayana yani doğuştan veya su aklı yitirenlere yani deli anlamı Allah korusun. Bir insan bu durumda olursa namazda, hacda her ibadet akıllı insana farz olduğu gibi zekatta Hanefi mezhebine göre akıllı insanlara farz oluyor böyle.
Vel bülugu. Bir de ergen olmak, bülü ermek. Çocuğa da Hanefi mezhebinde zekat farz olmuyor böyle. Peki çocuğun malı olsa, akıllı delikeniz doğuştan belki de, ama malı olsa, mesela 3-5 kardeşler, babaları ölmüş. Bir akıldan, 90 akıldan böyle, akıl böyle, malı var ama böyle. Bu ne olacak böyle? Yine çocuğun da malı olsa, yani çocuğun mesela babası ölmüş olabilir de, ona biraz hakkı vardır, almıştır bunu böyle. Bu ne olacak? Hanefi'de düşmüyor bunlara zekat böyle. Ancak çocuk ergen olunca farz oluyor ama bir yıl sonra verecek. Yine aklından yoksa olan bir kişi de eğer sonra aklı yerine gelirse, malı varsa ona da farz oluyor ama bir yıl sonra verecek Hanefi'ye göre böyle. Yalnız İmam-ı Şafii Hazretleri'ne göre buradaki işaret farklı böyle. İmam-ı Şafii'ye göre zekat kişiye değil, malı üzerine tahallük ediyor. Hanefi'de kişiye zekat farz olacak, kişiye. Akıllıysa olacak böyle. İmam Şafii'ye göre ise böyle zekat kişiye değil, malı. Malı farz oluyor. Çocuğun da malı olsa, yani işte bir yaşta olmuş böyle. Yani akılsız kişiye böyle malı olursa, ona zekat farz oluyor. Peki nasıl verecek? Onu velisi verecek, onun malını da verecek böyle. İmam Şafii'ye göre. Yalnız Hanefi'ye göre bir velisi, yani çocuğun velisi, yetim çocuk mesela velisi, ufak çocuğun velisi, çocuğun malından verirse ne olur? Borçlu olur çocuğa. Ve mülkün sahibin bir de nisabın malik olacak. Şimdi nisabın malik olma, yani bir nevi belli bir zenginlik anlamına geliyor bu. Nisabın malik olma öyle. Nisabı malik oldu. Hemen farz mı? Hayır. Havliyin. Üzeri yıl geçecek üzerine böyle. Hicri yıl ama böyle. 355 gün olmuş oluyor. Üzerinden bir yıl geçince o zaman farz oluyor böyle. Mesela bir insan yoksul iken Allah ona mal verdi. Nisabı erdi. Bu mal hibeyle oluyor böyle. Mirasıyla olabilir. Kendi kazanabilir böyle. Nisabı erdi. Hemen tabii farz olmuyor böyle. Üzerinden bir yıl geçecek. Yıl geçince o zaman farz oluyor, üzerine farz oluyor. Bu nisabın da yıllık mesele çok hassas ama. Hassas mesele. Şöyle ki mesela Recep ayının 10. günü nisabı erdi. Ticaretten kazandı, işte bir yerden kazandı, hibe edildi, oldu bir şey böyle. Nisabı erdi. Ne yapacak? Açacak bunun tarihini. Recep ayı 10. günü. Ertesi yıl Recep 10. günü buna farz oluyor işte böyle. Farz oluyor buna böyle. Farz oluyor böyle. Üzerine farz olunca eğer zekatı verecek insan fakiri bulabilirse hem vermesi gerekiyor buna. Gerekiyor. Ve bulamasa yavaş ver bunlara böyle. Mutlaka fakir olması da şart onun tabanlarını böyle. Fakir anın deyine borcu varsa borç çıkacak an böyle. Tabi nisabı erdi. Örnek olarak diyelim ki 30 bin lira nisap. Ama 10 bin lira borcu var. Ne kadar 20 bin lira bu sefer girmiyor borca böyle. Demek ki ne borcu varsa bundan borç çıkacak. Borçtan kalanı artanı nisabı olacak böyle. Hazreti Asiyet'in bir de Hazreti Asiyesi hariç böyle. Yani yaşaması gereken evi, eşya, şuna bunlar. Buna mecburlar da olacak bunlar böyle. Şimdi gelelim inşallah nisab nasıl belli olur, nisab miktarı. Nisab deniyor bana. Nisab Peygamber'in zamanı, Ali'sin zamanında iki türlü ölçek vardı. Biri ağırlık ölçüleri bunların böyle. Bu da miskal, kırat, direm, okka şeklindeydi bunlar böyle. Şimdi nisap altın, gümüş bunlar
ağırlık ölçüde giriyor bunlara böyle. Altına gelince 20 miskal altın böyle. 20 miskal altın. 20 miskal altın olacak böyle. Peki bu ne kadar bir şey tutuyor böyle bu? Nasıl bunu bulmuşlar bunu o zamanlara böyle? 5 arpa tanesine. Orta boy kabus doyulmuş. 5 arpa tanesine bir krat denmişler böyle. Demek ki 5 arpa tanesi orta boy kabus doyulmuş. Bunun ağırlığına bir krat demişler böyle. Demişler. 20 krat bir miskal oluyor. 20 krat. Yani 100 arpa tanesine bir miskal demişler. Gelin 20 miskal ne oluyor? 2000 arpa ne oluyor böyle? 2 arpa tanesi olmuş oluyor. 20 miskal böyle. 20 miskal böyle. Daha bu çok hasta bir tarzım bunlara böyle. Bunlar da böyle. Şimdi bu Osmanlılardan sonra gelen Cumhuriyet dönemindeki yani o kadar kilo geçince o demir ulemaları nasıl bilmem gibi böyle hocalar böyle yapmışlar. Bunu grama çevirmişler. Demir 96 gram demiştim bunlara. 96 gram demiştim bunlara. Sonradan Diyanet bunları değiştirdi. 80 gram indirdi böyle. İndirdi bunu. Hatta 18 santigram var bunu böyle. Yani 80 gram indirdi bu şekilde. Yalnız dünyanın çok yerinde bu itirazlı bir mesele böyle. Gramı dönüş çevirişi böyle böyle. Yani inceledim bunları böyle. Dünyada çok yerlerde bu 20 miskalın gramı çevirişi itirazlıyoruz böyle böyle. Yani ben şunu gördüm. Ortasını bunun 90 gram gördüm onu böyle böyle. 90 gram. Demek ki bir insan 90 gram altına veyahut da o altının değerindeki ticari mala paraya, Türk parası olsun, döviz olsun böyle, bunların toplamına sahip olursa zengin sayılıyor böyle. Yani 90 gram altın neyse altın tabii gram her zaman tabii değişiyor. O yıl altın gramı neyse 90 gram altın ağırlığında gerek altın olsun, gerek eşya, ticari eşyası olsun verirse, bunların parası olsun, kağıt parası olsun, bunların toplamı 30 bin lira diyelim. O sene mesela, ulaştı mı, insan verdi, zengin sayılıyor böyle. Hem vermeyecek ama böyle. Bir yıl onu da harcayacak onunla böyle. Belki başka gelir yok. İslam'a göre zaten böyle. Bak, tamam eline para geçti, mirastan geçti, hibeden geçti, eline bir şey geçti. Geçti ama belki başka para gelir yok başka kişinin böyle. Çoluk çocuk kalabalık, evi kiralı ne yapacak? Hem vermeyecek böyle. Bir yıl, hici yıl ama 355 gün, 55 gün böyle, bunu harcayacak bundan böyle. Tabii geliri varsa ne olacak böyle, geliri varsa böyle, o da buna katacak bu şekilde, buna katacak bunları. Eğer sene sonunda, yani hici yıla göre, sene sonunda yine miras nisab malikse, buna fazla böyle böyle. Arada, sene başıyla sene sonu arasında iniş çıkış olabilir böyle. İcabından insan düşebilir, artabilir. Bunlar kar alınmıyor bunlara böyle. Sene sonundaki mühim olması böyle. Eğer senin sonunda nisabı korumuşsa ya da artmışsa ondan verecek böyle. Ondan verecek böyle. Gümüşe gelince 2 dirhem gümüş. Bu da 670 gram yapıyor. Yapıyor gümüşte. Gümüş tabii pek günümüzde geçir olmuyor gümüş böyle. Altın daha çok geçir olmuş oluyor böyle. Demek ki 90 gram altın aşağı yukarı böyle. Ortalama söylüyorum böyle. Dünya işte ülkelere göre buna koyuyor bu şekilde böyle. Buna malik olan kişi şarın zengin sayılıyor böyle. Yalnız sana borç çıkacak bundan böyle. Yani senin sonunda da mesela borcu varsa onu çıkacak. Kalan para eğer nisabı geçiyorsa ondan bunu verecek. Şimdi gelelim inşallah zekata hangi mallar dahil oluyor zekata? Önce ticari mallar, her çeşidi. Gıda malı olsun böyle kumaş olsun, altın gümüş olsun,
ayakkabı olsun böyle, ne olursa olsun böyle. Ticaret malsa, araba olsun, gayrimenkul olsun, ne olursa olsun böyle. Ticaret mal, onu alan kişi onu ticaret amacı almışsa, ticaret mal almış oluyor böyle. Bundan şekilde giriyor bunlara böyle. Bir insan bir mal almış, amacı ticaret değil ama. Mesela bir araba alıyor, binek için evin için alıyor böyle böyle. Ev alıyor, oturmak için alıyor, bir şey alıyor böylece. Fakat sonra zamanla bunu satmaya karar veriyor. Ticaret dönüşüyor böyle. Hemen fazla olmuyor böyle. Ne zaman? Onu satınca. Akşam böyle. Evet, mesela evini satacak. Ticaret mala girdi bu. Ama belki 3 sene sonra satılacak. İslam koyu kural bak böyle, İslam böyle. Ticarete satmaya karar verdiği anda hemen girmiyor zekata böyle. Ne zaman? Evi ne zaman satar? Mesela arsa ne zaman satarsa arabasını. Sattan sonra, ondan sonra eğer daha önce İslam'a malikse hepsi bile verir bunlara. Değilse bir yıl bekler bunların sana böyle. Ona zekat verir bunların böyle. İkincisi, kağıt paralar, TL olsun, dolar olsun, artık ne olursa olsun böyle, dövizler böyle, buna giriyor bunlar da böylece. Devrim paralar, ufaklığı ne varsa bunlar. Bunlar her bir zekat tabi bunların da böyle. Her birisi böyle. Toplamı, toplanı bunlara böyle. Mesela altın, eşyalar toplanı bunlara böyle. Bir de hayvanla ilgili vardı böyle. Şimdi bu üçe ayrılıyor hayvan zekatında. Bir, mesela kasaptır, celeptir böyle. Hayvanı satar böyle. Bunun bir koyunu da alsa böyle, ticaret malıdır böyle bu. Alır satar, onu almıştı onlara böyle. Bu ticaret malıdır, zekata tabi bu böyle bu. İkincisi, ahırda beslenen hayvanlar. Ticaret değil lan böyle. Değil onda böyle. Damızlıktır, sütü için. Bunlar beşli kişi bunların böyle. Eğer senenin yarısından çoğunda ahırda yeni besleniyorsa buna zekat düşmüyor bunlara böyle. Süt için besliyor, koyun mesela besliyor, yün için besliyor bunlara böyle. Damız için bunları besliyor. Tabi zaman satabilir. O başka onu verir sattı zamana böyle. Bu çok da olsun, yok zekatı bunlara böyle. Üçüncüsü, buna deniyor saime deniyor. Saime. Nedir bunlara böyle? Senenin yarıdan çoğunda kırda otlayan hayvan böyle, yemlek beslenmeyen. Senenin yarıdan çoğunda, yani 7-8 ay en aşağı, kırda sırf otla besleniyorsa hayvan, bunlara deniyor saime deniyor bunlara böyle. Bundan zekat var bunların böyle. Koyunda, sığırda, devede bundan sığırları var. Yani bu farklı bunun zekatı. Mesela bir örnek vereyim. Koyun 40 koyun olunca bir koyun veriyor böyle. Sonra 80 olunca yani tek bir koyun böyle. 121'e kadar böyle. Yani 40 koyunda bir koyun düşüyor. 121'e kadar bir koyun böyle. 121'e geçti iki koyun böyle. Bu değişiyor bunların şeyleri böyle. Demek ki eğer hayvanlar saime ise, yani yılın yarıdan çoğunu kırda otluyor, yem masrafı olmuyor, bundan zekat düşüyor. Ahırda besleniyorsa, sütü için damız besleniyorsa, senin yarıdan çoğunda bundan zekat düşmüyor bunlara böyle. Bir de ticari böyle. Mesela kasap inek alır, ahırda bağlar, buna kesecek, satacak bunları böyle. Bu zekata girer bunlara böyle. Bir de altın ve gümüş böyle. Yani altın ve gümüş devamlı kullanıldığı için yeryüzünde kimileri kaç yüz bin yıl kullanılmış bunlar böyle. Bir de bunlara gelince altın ve gümüş ise yatırmış az kişi bunları böyle. Mesela parası var, yatırım yapacak, altın oluyor böyle. Zekata giriyor bunlar böyle. Sonra kadınların takıları. Bileziği, küpesi, yüzüğü ne varsa öyle kadınların böylece. Bu Hanefi'ye göre, yani Şafi'de var değişiyor böyle. Şafi mezhebine göre kadının mübah takıları zekata girmiyor Şafi mezhebinde böyle. Mübah takılar böyle. Mesela erkek taksi yüzük, o haram olduğu için o giriyor zekata böyle. Ama kadınlar mübah olan, yani helal olan
takıları kadınların böyle. Kadın takıyorsa onlara böyle böyle. Takı kullanırsa onlara böyle. Dayan takmaz ama ev dönmez. Bunun için bunların. Bunların düşünceye göre Şafii'ye göre ama öyle. Hanefi'ye göre düşüyor mudur böyle. Hanefi mezhebine göre kadının nesi varsa artık altına zinciri neyi varsa düşüyor bunların zekatı. Sonra tabak, kaşık, çatal ve süs eşyaları. Mesela o da şunlar bunlar böyle. Eğer altından gümüştense buna zekat dahil bunlar da böyle böyle. Evin içinde altından, gümüşten muamül, kaşık olsun, çatal olsun, tabak olsun, tepsi olsun, vazo olsun, ne varsa bunlar böyle, buna zekat da giriyor bunlar böyle. Yalnız bir fark karşı burada böyle, eğer yaradan çoğu altınsa bunların ama. Yani takı da böyle böyle. Takı da böyle. Eğer yaradan çoğu altınsa, şimdi altın nedir? Saf altın. Ayrı, yirmi de ayrı böyle. Yirmi de ayrıdır böyle. Bu saf altındır böyle. Bu da kullanılmaz ama böyle. Yumuşak yağmurdur bunlar. Kullanılmaz ama böyle. Bunlara bakı ilave eder genelde böyle. %8 edilimi 22 ayrı olur. Bu kullanabilir bu şekilde. Şimdi 12 ayar ortası. Yani saf altın 20 ayrı böyle. 12 ayar ortası. Yani şu anda 12 ayar. Yarısı altın, yarısı bakır. Başka maden. 12 ayar böyle. 12 ayar altının zekatı düşen düşmez mi? Bu itiraflı böyle böyle. Fukaya göre verilmesi daha eftal demişler. Verim olur demişler batıya böyle. Ama 12 ayrın altına düştü mü girmiyor zekatı böyle. 10 ayar mesela altın. Bunun 14 şeyi diğer maddelere böyle böyle. Yarınçı olduğu için düşmüyor onlar da böyle böyle. Demek ki kadınların takılar da böyle. Eğer 12 ayardan aşağı ise onunla zekata girmiyor onların böyle. Yine evdeki eşyalar, çatallar, kaşıklar, tabaklar, tepsiler, ne varsa aklına gelen ne varsa günümüz bilmiyorsun ne var günümüz kullanılan böyle. Altın, gümüşse bunların da yaradan çoğu başka metal ise girmiyor zekata bunlar böyle. Eğer yaradan şu altınsa mesela 16 ayar, 16 ayar altınsa zekata giriyor bunlar böyle. Şimdi nasıl oluyor bunların zekatları? Mesela diyelim ki evdeki çatallar, bir sürü takım çatal var, bıçakları var. Kullanmıyor ama altınla bunlar. Yani kullanma haram oluyor kullanması bunların. Bunlar nasıl olacak bunların zekatları? Yaradan şu altın olduğu için böyle altın sınıfına giriyor bunlar, böyle. Yalnız bunların farkı ağırlık ölçüsüyle olgunlar, işte ağırlıkları böyle. Mesela bir tarihi bir şey olabilir, antik olabilir böyle, eskisine girebilir böyle. Yani mesela taş çıkarılsın böyle, belki 100 bin yapabilir bir şey böyle. Değerlidir böyle, değerlidir o yönde. Ama şeriatta neye bakılıyor böyle? Ağırına bakılıyor böyle böyle. Yani değersiz gibi olsa da böyle, ağırlık ölçüsünden geçer bunları böyle. Bir de mücevherat vardı, mücevherler. Artık inci, mercan, yakut, zümrüt, neler varsa mücevherler tabi artık. Çeşit çeşitli bunlar böyle. Bu takı olarak kadını kullansın, ne kadar girmiyor bunlar böyle. Ancak ticari mal o zaman giriyor bunlar böyle. Yani bunu satan kişi ne kadar verecek bunlara böyle. Ticari mal olsa ne kadar giriyor böyle. Eğer bunlar ticari mal değilse evde eşi olsun, takı olsun bunlar böyle mücevheratlar. Hatta bunların çok değerlisi olsa bile, mesela platin gibi böyle, değerli olsa bile böyle, bunlar girmiyor buna zekatta bunlar böyle. Altın gümüşün dışında böyle. Şimdi gelelim inşallah, zekat kimlere verilir? Demek ki bir insan, 20 insan miskin altına sahip oldu. Ortalama 90 gram diyorum böyle. Diyanetin 80 gram diyor. Hangi doğru mu bilemem ben onu bilemem orası tabii.
altına ya da gümüşe insan sahip olsa ya ticari mallara, Türk parasına, dövizlere sahip olsa kişi, bu insan zengin oluyor böyle. Nisaba girdi, zengin oluyor böyle. Hemen ona zekat farz oluyor ama vermesi gerekmiyor böyle. Vücubun edasının şartı var böyle. Vücubu oluyor, edası olmuyor böyle. Üzerinden tam bir yıl geçecek üzerine böyle. Tam bir yıl geçecek böyle. O zaman farz oluyor kendisine böyle böyle. Bu nisap miktarı sene başında, sene sonunda nisap düşmeyecek nisap böyle böyle. Arada iniş çıkış olabilir. Onu almaz kalemunda böyle. Mesela sene başında nisabı geçmiş yok. Ortasında arttı bu. Sonradan harcama yaptı, bir şey aldı, ev aldı, bir şey aldı mesela. Düştü bu nisabı bu şekilde. Düşüyor zekattan, düşüyor böyle bu. Ama bir insan üzerine zekat fazla olduğu gün, yani bir yıl geçti, nisabı malik. Sene sonunda nisabı yine malikmiş böyle. Ve dedim ki ayın 5. günü mesela ne işte böyle. O günü senesi doldu böyle. Yine farz oldu böyle. Ona zekat vermek farz oluyor böyle. Hemen o günü mesela ertesi günü harcama bir ev aldı mesela. Yine zekat boş yine kendisi böyle böyle. Yani bir gün evvel alsaydı evi düşüyor zekatın işte böyle böyle. Ama üzerine zekat farz olduğu için oluyor böyle. O sırada hemen bir gün sonra olsa harcısa bile mesela o da evlendiriyor böyle bir gün sonra. Hacıya gidecek, hac parası var mesela bir gün sonra para yatıracak mesela. Bu ne oluyor demek ki bu? Zekattan borç oluyor böyle. Yani zekat borcu çok mühim zekat borcu. Bir de bunda kul hakkı var bir de bunda böyle. Kul hakkı var böylece. Yani zekat vermeyen kişi ne oluyor? Onun çevresinde hak da geçiyor böyle. Kul hakkı onda böyle. Yani zekatına farz olduğu gün onun oğluna çıktı bir miktarı. Yani %2,5. 1.000 lira 25 lira. Ne kadar varsa parası varsa zekatına farz olduğu gün o parası çıktı böyle. %2,5. 1/40 çıktı bundan böyle. Eline geldiği kadar tabii ehlini bulmak şartıyla ama böyle. Vermesi gerekiyor böyle. Şimdi gelelim inşallah zekat kimlere verilir? Yani bu İslam'ın 5 temel ilkesi bu zekat. İslam'ın 5 şartı. Şart nedir? Olması olmaz anlamına geliyor böyle. İslam'ın 5 şartı bir de böyle. Zekat çok önemli bir mesele. Kime verilir böyle? Mevla bize buyuruyor Tevbe 60'ta. Bismillah. İnneme sadakatü. Ancak sadakalar, yani zekatlar. Sadaka genel hepsini kapsıyor. Nafile olunca farz olsun. Zekatlar lil fukaray fakir hakkı böyle. Hay hakkı böyle. Vel mesakini ve miskinlerin hakkı işte böyle. Fakir var, miskin var. Şimdi Hanefi'ye göre fakir şu anlamaya geliyor böyle. Evi var, az çok bir kazancı var. Ama zor geçiniyor biraz, sıkıntısı var kendisine böyle. Bu da nisab malik değildir kendisi. Nisab malik değildir. Mesela kadınsa altın yoksa üzerinde. Kendisinin tabii yoksa bunların böyle. O fakirdir böyle böyle. Ona dikkat verilir böyle. Miskin Hanefi'ye göre hiçbir şey olmayan. Yani günümüzde yoktu böyle fakir inşallah böyle miskin böyle. Çok eski asalette böyle. Yol yatanı vardı böyle. Ev yok, barak yok, hiçbir şey yok böyle. Yani biri bir şeyse onu yiyecek böyle. Miskin bunları. Şafiğe tersi anlamındanın böyle. Demek ki bunları aramak gerekiyor bunları. Fakirleri, daha yoksulları. Yani fakirin fakiri. Yoksun yoksulu. Aramaya gerekiyor bunları. Amin aleyha. Böyle eskiden zekat memurları vardı eskiden böyle. Tabii günümüze kalktı bu. Kalktı bu. Bunlar gönüllü olurlardı böyle. Maaşı almazlardı. Ama bunun devlet ayrıları böyle. İslam devlet ayrıları böyle. Yani güvenli kişi olacak bunlar böyle. Zekat toplarlar. Bunlar da o malda verilirdi böyle. Yani kulübü
Bir de velifetin kulüp dönüyor bunlara böyle. Henüz Müslüman değil ama kalbi İslam'a yatkın böyle. Buna da verilir, İslam'ın zamanlarına verilir, bunda verilirdi. Yani İslam ısınsın derten böyle. Hazreti Ömer zamanında Hazreti Ömer'i kaldırıyor bunu böyle. Efir Zikabi bir de köle azadı için verilir böyle. Şimdi bir usulü vardı köle azadında. Kişi ise de karşı azad ediyor, hür ediyor böyle böyle. Bir de mükatebe vardı, mükatebeden, yazılışma karşı mükatebe. Mesela kişinin kölesi var. Ama köle, birinci insan köle, meslek sahibi. Kazanabilir parasını böyle. Evlenirse yal verir, o da izin verirse kendini satın alır onu böyle. Verisi ama. Der ki ben çalışıp ödeyeyim sana. Ne işte benim yerime? Köle olarak alacak böyle. Mesela diğer denemek ki 1000 liraysa, tabii fazla ister mesela. İşte 1500 lira, o 1200 lira der böyle. Anlaştırır şu fiyatı böyle. Ne yaparsın köle? Çalıştırarak ödemeye çalışır böylece. Bu şekilde bunlara da zekat verilir o zamanlara böyle böyle. Yani bir an evvel kurtuluş hürriyetine kavuşsun efendim böyle. İkatepler böyle. Tabii günümüzde bu olabilir yine böyle. Mesela esir düşmüştür, fide isteyenin bunun hakkını istemiş işte böyle. Bu da verilebilir. Böyle garimine bir de borçlular. Mübah borçlu olacak ama. Mesela borçlu ama haram borçlarmış, bardağı yemiş parasını, şuraya yemiş, kumara parası yemiş bu şekilde böyle, borçlarmış. Buna verilmem hatırlığı böyle. Mübah olarak böyle, helal olarak böyle, yetiştirilmiş, borçlanmışsa, buna da borçlara verilebilir böyle böyle. Buna verilebilir. Efi sebillillah, Allah'ımda cihat edenlere böyle. İşte gücüne bakamıyor, mesela tar ekemiyor, bağına bakamıyor, ticaretine bakamıyor. Dinle içmek, Allah için dinle çalışıyorsa, buna verilebilir. Ve İbn-i Sebil yolda kalanlara bir de. Bunlar 8 sınıf bunlar şimdi bunlar böyle. Şimdi bunlar günümüzde tabii bir kısmı yok bunların bir kısmı böylece. Şimdi Şafii mezhebine göre, Şafii mezhebine göre o kişinin bulunduğu şehirde, kasabada, bellede bu 8 sınıftan hangi sınıf varsa onlar ölmesi gerekiyor bunlara. Her bir sınıfında üçer kişi ölmesi gerekiyor Şafii'lere. Yani Şafii'de böyle sıkı buyurması böyle böyle. Hanefi'ye göre ise böyle, bunlar bir hangisi olur verebilir bunların böyle. Mesela fakir buldu, çok fakir buldu mesela, borcu da vardır, ona daha fazla verebilir böyle. Dağıtabilir tabi bunlara böyle. Yani araştırmak burada şart ama da böyle. Araştırmadan verirse, neye benzer bu? Kıbleye araştırma namaz kıbleye benzer böyle. Bir insan yabancı bir yerde, kırda, şehirde, bayırda, yabancı bir yerde namaz kılacak. Araştırmayın. Allah'ın namaz durdu böyle. Eğer kıbleye rastgele hesap etmişse bile namazı gelse lazım yoruna bak böyle. Araştırmak farz yoruna böyle böyle. Zekat da böyle. Araştırması gerekiyor mutlaka bunların da böylece. Zekat da niyet şart. Yani farz yani böyle. Niyet olmasın. Zekat geçerli olmuyor böyle. Mesela oruç da öyle böyle. Örnek olarak vereyim böyle. Bir insan oruç tutma veya tutma bir şey karar vermiyor böyle. Niyeti yok bir şeyle. Aç durmuş ama oruç olmuyor tabii böyle. Zekat da böyle. Şimdi üç yerde birinde niyet şart böyle. Biri fakire vermeden önce. Bir fakir geldi, buldu fakiri, ona verecek böyle. Mesela alır elinin parası neyse böyle, niyet eder böyle. Zikatın kalbine yeterli bunu verir, verir böyle. Eğer fakire bunu verirten sonra aklına gelir niyeti, fakir elini aldı böyle. Onun da oldu o şuna böyle. Buna çıktı o. E o benim zekatım sayılsın, sayılmasın hemen böyle. Sayılın böyle böyle. Vermeden önce edecek. İkincisi, malı ayırırken zikat malını. Ama ayırırken, ticari malsa mesela, ya para neyse böyle, onu ayırırken zekatını niyet eder böyle. Bu da verir zekatını verir. Bu da böyle. Sabun verirken tekrar istemez niyet böyle. Hem onu alıp verir durumda böyle. Üçüncüsün bir vekile verirken. Birini vekil etti. Vekile verirken sen vekil ettin ben de zekat vermeye eder böyle. Niyet eder böyle. Bu üçünden birine niyet şart böyle. Şimdi ticari malın, ticari mal diyorum böylece.
Şimdi Hayat-ı Asdiye vardı. Onu ben sonra geçeyim mi? Burada kısa geçeyim inşallah benim. Hacet-i Asliye. Hacet-i ihtiyaç. Asli ihtiyaçlar böyle böyle. Yani bir insanın evi, binek arabası, işte atmıyor mesela, binek arabası böyle. Bir sanatkarın aletleri, makineleri böyle. Neyse mesleği. Yani ne kadar büyük olsa fark etmiyor böyle. Onun bütün makineleri. Bunlar zekat girmiyor onlara böyle. Yani bir şirketin tir olmayan arabaları. Bunlar zekat girmiyor onlara böylece. Şimdi ticari mal. Zekatı verirken, mal olan para değil. Bir ticari mal böyle. Yiyecek gıda malzemesi olsun böyle. Giyecek olsun böyle. Ticari mal. Yani verirken ne nasıl olacak bunlar? Yıl sonundaki değeri ölçüyor böyle. Tabii fiyat değişir devamlı. Enflasyon olabilir böyle, şu olabilir böyle. Dolar yükselebilir böylece. Demek ki mesela sene başında pirincin, fasulyenin bu kadar fiyatı bu kadar böylece. O önemli değil böyle böyle. Artık çıktı, düştü. Önemli değil böyle. Senin sonunda, senin sonundaki nisap doldu, senin sonunda. O zaman o beldede o malın değeri neyse ama toplam fiyatına göre böyle böyle. Fark edeyim böylece. Çünkü daha satma onu böyle hesabını. Satma onu böyle. O gün alsa kaç alacak bunu? Şu olacak böyle. O anda toptan fiyatının değerine göre zekat verilir böyle. Zaten bu olur kendisine verilir. 1/40. Bu daha kolay tabii böyle verirse böyle. Bir insan alacağı var. Alacağı var. Borçlu da çok fakir ama. Yani iyi niyeti de olsa ödeyemiyor ama. Hastalıkla çıkıyor, işler gitti, şu oldu, bu oldu, işten çıktı mesela böyle, işi bozuldu. Ödeyemiyor borcunu, ödeyemiyor böyle. Şimdi buna ne yapma gerekiyor? Dese ki burayı o alacak olan kişi, alacağım borcuma zekat sayayım derse olmuyor böyle böyle. Şimdi zekatta iki şart daha var böyle. Biri katlı menfaat, biri temlik. Bakın devam eder. Bu ikisi çok mühim böyle. Katlı menfaat. Ondan menfaatına kesilmesi, faydalanması böyle böyle. Şimdi mesela okunu gelecek inşallah böyle. Mesela bir insan hanımına zekatını veremiyor. Niye veremiyor? Orada menfaatı kesilmiyor. Hanımına bir halı aldı mesela, bir şey aldı. O da faydalanıyor bunlara böyle böyle. Oğluna, kızına veremiyor. Burada katlı menfaat böyle böyle. Zekat ne gerekiyor? Katlı menfaat. Oradan menfaat kesilecek böyle. Onu faydalanacak bunlara böyle. Mesela bir insanın yanında, dediğim gibi teyzesi, halası da amcası böyle, fakir, garip böyle. Onun yanında beraber iyi bir şey olur böyle böyle. Buna verse, zekatını verse o bu da olmaz böyle. Çünkü bir şey alacak, menfaat kesilme onlar böyle böyle. Mutlaka menfaat kesilmesi gerekiyor. Bir de deniyor temlik, onu müsavi etmek böyle. Onu bir şeye malik kılmak böyle böyle böyle. Şimdi mesela oruç kefaretinde bir insan ne yapar? 60 fakiri doyurabilir sabah akşam böyle. Yani bir fakiri 60 kişi doyurabilir sabah akşam böyle bir. Sofra otur ye bakalım. Doya ye bakalım böyle. Bu sayılır böyle. Zekat sayılmıyor böyle böyle. Neden? Ye diyor ama eline bir şey vermiyor mu da böyle. Mal vermiyor böyle böyle böyle. Mesela evine mal götürse olur mu da böyle böyle. Şimdi birimiz alacağı var. Orada mı konuya girdik? Alacağı var. Karşı yoksul, iyi niyetli, hüsnan sahibi kişi böyle ama ödeyemiyor borcunu. Kişi ne yapacak buna? Bunu borcunu zekat sayayım olmuyor sayılmıyor. Bir şey vermesi gerekiyor böyle. Ne kadar alacağı var? Dedim ki 5000 alacağı var. Ona 5000 lirayı verir, zekat olarak verir böyle. Ondan sonra ver bakalım borcunu yaparlar. O borçlar bu şekilde böyle. Peki ama şimdi o fakire 5000 lirayı verdim, zekat verdi. Şimdi verdiğin zekatı vermesin olacak? Vermesi vermez.
Ne yapması gerekiyor peki işte bunun böyle? Bu yok mu daha bir kolay kesin bir garanti bunun yok mu? Var muhtemelen böyle. Bu sefer bir iki tane der böyle. Der ki tane der. Der ki fakire, bak de ben de senin borcuna mukabil filan kişiden vekil tayin et. Ben ona zekat vereceğim. O zekattan senin için borcunu verir böyle. Şimdi vekil olan kişi fakire gider. Der ki ona, senin vekil ettin ben der böyle. Sen adına almaya vermeye bak zekatı ama. Sen almaya değil böyle böyle. Almaya vermeye. Yani zekat derse olmaz böyle. Aldı zekatı veremez o sefer bana. Hakkı yokmuş böyle. Der ki ben senin vekilini kabul ettim ve vekaletimi kabul ettim. Niye kabul ettin? Senin adına zekat almaya vermeye. Tamam kabul ettim, ettim. Muhtemelen der. İşte bu kişi ne yapar işte? Tanrı güvenlik kişi vekil etti mesela bu kişi mesela böyle. Aldı sana 5.000 lira zekat der. Filan kişinin anında böyle. Aldı kabul etti böyle, aldı. Şimdi bunun hakkı var değil mi? Aldı vekaleti vermeye de böyle. Onu borcu var, al sana borcunu da mesela böyle. Şimdi mesela şöyle oluyor bazen böyle, haberde geliyor mesela günümüzde. Gidiyor bazısı mesela, kimini belli etmiyor. Gidiyor mesela bir bakkalın, mahalle bakkalına. Kim borcu var, onları ödüyor bundan. Bunu zaten sayamadı bunları muhtemelen böyle böyle. Zeka o fakirden izin alması gerekiyor. Böyle böyle. Abi olmuyor böyle. Gidecek diyecek ki fakirlere, onları bulacak onlara böyle. Diyecek ki senin borcun var abi böyle. Bana izin veriyor musun diyecek. Sen adımla ödeyeyim onları. İzin verirse o zaman senin zekanın sayılıyor muhtemelen böyle. Zekanın sayılıyor. Şimdi zekatta temlik. Yani eline bir mülk geçecek elin ben. Para geçecek, bir sahip olacak bir şey böyle. Onun olacak yani böyle, olacak böyle. Şimdi bir insanın mesela kiralık evi var, fazla ev var böyle. Dese ki bir fakire, gerçekten fakir böyle, ödeyeyim mi kirasını? Evde otur da kira yerine zekatı sayayım. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Evet, evden faydalanıyor, oturuyor ama eline bir mülk geçmiyor muhtemelen böyle, geçmiyor böyle. Geçmiyor bunun için, bu da olmuyor bu şekilde. Ne yapacak böyle? Onlar alır kirayı, ona zekatı sayabilirim ona böyle. Olur böyle böyle. Yani ufak bir yanlışlık zekat meselesinde çok hassas mesele, çok ama çok derin mesele muhtemelen böyle. Yani bir sohbete sıvı bir mesele bundan bu şekilde. Bu ana hatları bunlar zekatın böyle. Ana hatları bunların böyle. Ufak bir yanlışlık zekatı boşa gider Allah korusun böyle. Bu da zekat kime verilmez muhteremler? Zengine verilmez zekat şimdi böyle. Kim zengin? Nisab-ı Malik. Nisab-ı Malik böyle. Şimdi iki türlü nisab var. Bir zekat nisabı var ve de kurban nisabı deniyor bunlara böyle. Şimdi kurban nisabında fazla giysisi var. Yazlık kışlık bir de cumalık deniyor buna mesela. 3 katı böyle. 5 katı var. Ona girin var oraya böyle böyle. Evinde fazla eşyası var. Mesela halısı var, duruyor böyle. Süs eşyaları elinde böyle, kullanım eşyaları bunlara böylece. Bunlar nisaba giriyor bunlara böyle. Bunların zekatı düşmüyor, o nisaba giriyor böyle. Yani bir insanın mesela bir evi daha var. Kiraya veriyor, gelir var böyle. Oğlunu kız oturdu böyle. Bu zekatı düşmüyor böyle. Ama nisaba giriyor böyle. Nisaba giriyor böyle. Bu zengin sayılıyor böylece. Yani bir kadında mesela 90 gram değerinde altı gümüşü varsa böyle. Hatta bunun üzerinde mücevherler varsa. Yakut, zümrüt, inci, mercan. Bunun üzerinde mücevherler varsa böyle. Bundan zekata girmiyor. Nisaba giriyor bunlar da böyle böyle. Nisaba giriyor böyle. Yani çok hassas mesele. Eğer karşı gelir nisaba malikse, altından, gümüşten veya fazla eşyadan malikse, onun zekat alması haram oluyor. Alırsa ne olur? Bütün malı telif olur gider. Böyle. Çok haram mesela böyle. Nice böyle bankada paraları bak işte öyle bilirim ben, duydum ben muhtemelen böyle. Zekata gelince her şey kızı böyle istiyor. Fütü zekat istiyor bunların böyle. Ona haram olması haram oluyor. Haram oluyor Allah korusun. Ve kelime aldı, telif alıyor. Bu da helak olup gider bu kelime aldı. Gider böyle.
Bir de zekat insana verilir. İnsana verilir. Bir kuruma verilmez, vakfa verilmez böyle. Zekat böyle böyle. Mesela bir köyde cami yapılıyor. Köyde pek zengin köy değil. Büyük cam başlamışlar. Dese ki efendim işte herkese de burayı versin. Yani camiye, Kur'an kursuna, yola, şuna ayrı verilmez böyle. Zekat bunlara verilmez böyle. Hatta mesela ölüye kefeni alınmaz zekat parasıyla. Allah böyle. Çünkü ölü ölmüş artık. O muhatap diyor mu sana böyle. Onun sahibi olmuyor böylece. Olmaz bu şekilde. Bu için mesela günümüzde Kur'an kurslarında tabi bazı elhamdülillah iyi, bu işi inceliyorlar. İyi darımlar, araştırıyor bunları elhamdülillah böyle. Araştırma onları böyle. Yani öyle duyum alıyorum onlardan böyle. Mesela Kur'an kursu müdürü neyse orada görevlilerine, hocalarına onu veriyor böyle. Yok şuraya halı lazım, şuraya şu lazım böyle, şu lazım, bu lazım, elektrik parası, su parası yatır böyle. Olmadan böyle. Nasıl olacak peki bu? Eğer Kur'an kursundaki hoca, müdür kimse, güvenli kişi ise, dinden duygusalsa, hassassa dinde, ay gider der ki bu benim zekatım. Bunu fakirlik versen bunlara böyle, talebelere böyle. Bu onlar tanır, verir. Onlar çağırır bunları böyle, getirir bunları. Alın bakalım zekat parası böyle. Atın bunlara böyle. Eğer ihtiyacı varsa kurt olmazsa onlar isteyebilir onlardan böyle. İşte yarısı mesela verin, bağışlayan buraya derin mesela alabilir ondan sonra böyle. Yani bir müesseseye, kursa, vakıf verilemez zekat verin böyle. Bu çok mühim mesele bu. Mutlaka fakir hakkıdır bu. Şimdi zekat bir de usul fura verilmez. İki kelime. Usul, insan aslı kökü. Ana babadan başlıyor böyle. Furu, insanın geri evlatları, torunları geliyor böyle. Bu zekat verilmiyor bunlara böyle. Yani bir insan annesine, babasına, evi ayrı olsa, anne babası fakir de olsa, onlara vermez böyle. Onu anne babalarına, dedelerine mi, nilerine de vermez bunlara böyle. Furu da evlatları, torunları, torun evlatları böyle. Bu da verilemez bunlara böyle. Şimdi bunun dışında, yani usulü furuyu bellersek sonra dışarı kolay öbür taraftan böyle. Bunun dışında kalan akrabaya zekat verilir böyle. Usulü furu. Ana, baba, onun ana babaları, evlatlar, torunlar, torun evlatları böyle. Bu kadar. Usulü furu böyle. Furu onunla gelinler böyle. Dalları yanı böyle. Usulü kökü, ana babası böyle böyle. Bunun dışında amca, dayı, hala, teyze, kardeş, bak kardeş, yeğen, bak kim varsa ona verir bunlara böyle. Hatta bunlar fakirken bundan öncelik bir tanımaklar tanıdık bunlara gereği böyle. Tabii eğer bunlarda yani İslam'ı bir yakın insanlar kısımdan böyle parayı sigaraya boş vermiyorsa bu da tanımaklar böyle. Demek ki usulü furu dışında bu çok soruluyor mesela böyle. İşte amcaya veririm, dayıya veririm böyle. Usul ana baba, onun ana babaları. Yani dedeler, nineler böyle. Furu evladı, torunların torun evlatları bunlara böyle. Bu kadar böyle. Bunun dışında amca, dayı, hala, teyze, yeğen, kardeş, kız kardeş, erkek kardeş bunlar böyle. Ne varsa bunlar böyle. Amca, dayı oğulları böyle. Bunlar verir bunlara böyle böyle. Hatta bunlar fakirken başına vermemesi gerekiyor bunlara. Yani yakında başlaması gerekiyor. Başlaması gerekiyor bunlara böyle. Ondan seçmesi gerekiyor. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii boşa gitmemesi için bunun böyle. Bir de alanda hatta bazen mesela akrabasına verir de mesela usul furuna böyle mesela torununa fakirdir mesela evlenmiştir kız torunu evlenmiştir mesela ama fakirdir ona vereyim derse ona da yazık oluyor. Bu da boşluk alacak hatta mesela böyle. Nasıl ki namaz, kaza kanamazın hesabı zorsa mahşerde zekat de vermez böyle böyle. Yani dedim ki böyle 100 bin lira zekatı düştü biliyor musun böyle? 95 bini buldu, 5 bin bulmadı. Ondan sonra muhtemelen böyle. Yalnız bir kolay para bunda araştırdığı yanılmışsa bundan sonra insan böyle. Araştırdı böyle, araştırdı sordu. Tamam bu zekatı müsaade alır dedi böyle. Bu kanatı vardı verdi. Sonra terisi anlaşılsın bu tamam gene benim ama böyle. Hani kırdı gibi böyle. Yani bir insan yabancı kırdı araştırdı.
sağa bak, aklıyla araştırdı, namazı kıldı. Yalnız sebebi namazı tamamıyor Zeynep Mevla. Araştırmadan kılsa namazı boş bak, iade gibi böyle. Zekat da böyle. Araştırır, soruşturur, yani sırf çıksın diye değil böyle. Yani atar gibi olmasın bundan sonra böyle efendim. Çünkü Allah yoluna gidiyor bundan sonra böyle. Allah'ına gidiyor bundan sonra böyle, Hatta diyor bazı büyükler muhteremler, yani bir temsil, örnek diyor buna böyle. Önce Allah'ın eline gidiyor bu, o anına gidiyor böyle. Yani Allah bunu kabul eden anına gidiyor böyle böyle. Allah bunu kabul ediyor, gidiyor bu şekilde. Ondan sonra fakire eriyor böyle. Yani Allah kabul etmez tabii, olmuyor tabii böyle. Bir de zekat verilen malın da helal olması şarttır ondan böyle. Yani harç da böyle. Yani haram mal yapılan ibadetler de kabul edilmez böyle böyle. Edilmez bunlar böyle. Helal vermesi gerekiyor. Eğer malındaki haramları biliyorsa onları çıkarır. Eğer ona bir kul hakkıysa onlara verir. Böyle değilse ne yapar? Ona çok fakir dağıtır onlara böyle. Böyle böyle. Eğer malı karışıksa, helal olarak karışıksa, ayıramıyorsa bunları da, onun tamamını zekatını verir böyle. Allah hakkını kabul eder, helalını kabul eder bunları böyle. Şimdi gelelim inşallah, sadaka-i fıtır bahsine gelelim inşallah konusuna inşallah, sadaka-i fıtır. Bu sadaka-i fıtır, orucun bir nevi sevgi secdesi anlamına geliyor böyle. Nasıl namazın sevgi secdesi var? Bu da buna anlamına geliyor böyle. Sadakatül fıtrı, fıtır sadakası. Fıtır iki anlama geliyor. Bir iftardan geliyor. Yani bu bayram sabahı vacip olduğu için iftar açan sadaka anlamına geliyor böyle. Bir de fıtrattan geliyor. Yaratılışın anlamına geliyor böyle. Yani yaratılışın, hayatın sadaka anlamına geliyor böyle. İki anlamına geliyor böyle. Sadaka fıtır likabülü savmi. Orucun kavrulmasına vesile oluyor. Ne zaman veriyor sadaka-i fıtır? Hanefi'ye göre bayram sabahı tülü fecirden. O zaman böyle. Yani imsak vaktinde böyle. O zaman vacip oluyor böyle. Daha önce verebilir. Yani şu anlama geliyor şimdi bu. Mesela bayram sabahı tülü fecirden. Yani imsaktan önce ışık doğdu. Onun fıtrisi vermesi gerekiyor. Eğer imsaktan sonra doğarsa onun gerekmiyor sana böyle. Ona girmiyorlar böyle. Girmiyor böyle. Ölüm de böyle ters olmuş, ölüm de böyle olmuş böyle. Şimdi sadaka-i fıtır vermek demek ki ne oluyor? Likabülü savmi orucun kavrulmasına vesile oluyor böyle. Yani oruçta hatta eksikte bir şeyler varsa ona tamamlıyor böyle. Gerçi bu az oluyor miktar olarak böyle. Zekata benzemiyor. Ama bir nevi bayram harçlığı oluyor fakirlere. Olmuş oluyor öyle. Öyle felahi ve felah kavuşmaya vesile oluyor böyle. Necati mesela mevti. Bir de ölüm anındaki acıdan kurtulmaya vesile oluyor böyle. Ölüm anında. O diyor sekme diyor. Mevsi sekiratı. Ölüm sarhoşluğu böyle. Ölüm sarhoşluğu. En zor hayatın sonu orada en son böyle. Ölüm sarhoşu, sekirat diyorlar. Yani sekir sarhoşu böyle. Yani bilinç gidiyor, beyin kanıyor muhteremler, harap muazzam can basıyor, ciğer yanıyor böyle, sıkıntı muazzam basıyor, terlik, ecel terlik başlıyor. En sıkıntılı hayatın böyle, en zahmet anı o anıdır böyle. Ölüm anı böyle var. En zor muhteremler böyle. Muazzam içki yanar sudan böyle. İçemez ama suyu muhafazmalı böyle, anda böyle. Ancak pamukken verilir kendisi böyle, kalmaz tabi buna kişi böyle. Ama içemez, yutamaz suyu, boğazdan kalır su. En zor mesela böyle. Acil terör dökmeye başlar, bir de sıkıntı var zaten böyle. Sıkıntı, bir de pişmanlığı ona vardı. Öleceğinde anlar var. Öleceğinde böyle. Hayatı, geçmişi göz önüne gelir. Gelir böyle. Günahları böyle, onları fark edemez günahları böyle. Hayatı boşa geçmiş,
namazsız, niyazsız, kum oynamış, içki içmiş, şunu da bunu yapmış, yapmışsa böyle böyle. Onlar gözüne giriyor bunların böyle. İşte bir pişmanlık muhtemelen. Ne devam et böyle, sıkıntı baktılar böyle muhtemelen. Hatta böyle başta bir elini böyle al koymaya böyle, ayar üzerine koymaya böyle. Pişmanlıktan böyle, sıkıntı vardı. En zor. Şimdi bu sadaki fıtır da o andaki sıkıntının azalmasına seyir buldu muhtemelen böyle. Yani boş değil bu da böyle. Ve azabı kabri, bir de kabri azabı kurtulma seyir buluyor böyle. Afilemesine yani böyle. Hatta kalkmasa bile. Ona sevap oluyor böyle. Daha çok şey var tabi bunların bu şekilde. Demek ki İslam'da ne var, yavaş varsa böyle, hikmetleri var bunların böyle. Yani boşuna değil bunlar böyle böyle. Bir de bayram sabahı fakir de aç kalmasın kimse böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye ilk geldiği zaman Kuba'ya gelişti. Ona biri bir sual peygamber sordu. Ya Resulallah, hangi amel daha eftal İslam'da? Hangi amel daha eftal? Yani onu daha fazla yapayım. Onu yapayım. Ve bu hasretleri böyle. Ağaçları doyurmak ve her günden selam yatağını tanıma böyle. Ya ifşa ve selam, selamı bol ver, tanıma böyle. O ağaçları doyurmak böyle. Bakın çok yumuşak böyle. Ağaçları doyurmak, bize tanıdığına tanımadığına selam vermek. Nedir hikmetin acaba böyle? Peygamberimiz daha yeni geldi Kuba'ya. Çok muhacir gelişti Medine'ye, Mekke'den. Muhacir geldi çok. Çok fakir, aç. Getiremedi ki malını. Evini getiremedi. Devesini getiremedi. Yüklemedi bunlara böyle. Medine'ye geldi, sırf Allah için, peygamber için icat etti buradan böyle. O çöleri açtı böyle. Ya ayakları çatladı, batladı, güneşte yandı, aç kaldı. Karardı, bütün bedeni karardı. Attı kendisi Medine'ye ama ev yok buradan böyle. Bir çadır yok böyle böyle. Yenip parası yok, aç kalın bu şekilde böylece. Ve peygamber burada ağaçlara durma be. Gittami tam böyle. O anda o lazım okudu böyle. Yani zamana göre değişiyor bunlar böyle. Onda en eftar ibadet, farzdan sonra aç doyurmak bu trende. İkincisi selam verme. Tanıdığına bak tanımadığına. Muhacirin tanımıyor mu? Daha muhacir, ensar tanımıyor mu? Yabancı olanlar böyle. Bak peygamber burada. Tanımaya selam yapınlar böyle böyle. Şimdi bir de bayram sabahı sevindirmek muhtemelen. İnsan sevindirmek bunlar bayram sabahı. Peygamber Hazretleri namaza giderken bak çocuk çıkmışlar, eğleniyorlar, oynuyorlar bayram sabahı çocuklar. Tabii sevinç çocuklar böyle. Ne vardı böyle? Bir şey giymişler üzerine böylece. Yani bir çocuk ayrı bir oturmuş. Bizim eski peski var, yamalı böyle, yırtık pırtı var böylece. Ağlıyormuş çocuk oturmuş kenarıya. Peygamber gitti yanına. Peygamber son derece merhamet, şefkatli peygamber böyle. Her ilgi duyar böyle, insan hayvana böyle. Yana gitti, başlısı bazdı. Yavrum, seni oynamıştı bununla beraber. Niye ağlıyorsun sen? Ya Resulallah, benim anne babam yok, onun için ağlıyorum böyle böyle. Benim anne babam yok, onun anne babaları var. Anne babam yok. O aklıma geldi de, annesi bayramsı bayram yapıyorum. Ebeğinsin, onun için ağlıyorum böyle. Peki yok musun yavrum başına gideceğim böyle? Yok Resulallah böyle. Onu götürdü Fatma'nın muhteremler. Hastaneye şeyini onu verdiler kendisine böyle. Ona harçlı vereceğini verdiler muhteremler. Yiyecek verdiler böyle. O da geldi ama şimdi seviniyor muhteremler. Yine gelince böyle. Geldiler ne oldu? Dedi ki Hazreti Fatma beni evlatına kabul etti böyle. Fatma benim annem oldu. Manevi annem ben. Ali beni, Hazreti Ali benim babam oldu. Üstü benim dedem oldu böylece. Öbür kutladı bu sefer çok da muhteremler. Keşke bir dostu dedi böyle muhteremler böyle. Şimdi bunun için bu fıtır ne oluyor? Fıtır tabi bazı mesela anne baba olabilir de ama aşçı yoksa olabilir muhtemelen böyle. Ve göç, günümüzde mesela göç geliyor böyle muhtemelen böyle. Göç geliyor böyle. Evi bombalanıyor böyle, şu oluyor böyle artık. Ne artı alabilir sırtına böyle muhtemelen. Demek ki bu bir hem bir bayram sevinci böyle. Sevinci olmuş oldu bunları. Ustadaki fıtır böyle.
Yani her şey bak yerinde muhterem böyle. Yerinde verecek. Şimdi sadaka-i fıtır neden verilecek? Bunda ölçü nedir bunda böyle böyle? Zekatta 1/40, malın zekatta böyle. O kadar böyle. 2/5 oluyor böyle. Peygamber'in 4 şey burada belirli. 4 şey burada böyle. Yiyecek gıda böyle. Buğday, arpa, kuru üzüm, kuru hurma. Yaşlı baktığına böyle. 4 şey baktığına böyle. Şimdi o dönemde pek para yok. Kullanamazdı para muhtemelen böyle. Yok fazla böyle. Para böyle. Yok. Hemen cennet para olsun bu şekilde. Buğday. Bak. Buğday, arpa. Bu unu tabi olabiliyor. Un olabiliyor. Kuru hurma. Yaşırma olta olmuyor böyle. Ve kuru üzüm olabiliyor bunlara böyle. Bir sağ ölçüyle oluyor. Bir sağ ölçü böyle. Bu hacim ölçüsü sağ. Şimdi İslam'da iki ölçü vardı. Ağırlık ölçüsü. Bir de hacim ölçüsü vardı böyle. Yani üzüm, buğday, arpa yolu. Bunlar ölçüleri hacim ölçüsü var. Hacim ölçüsü böyle. Sağ da yapılır. Sağ. Bir de mut vardı be. 3 mut bir sağ yapardı. Bir sağ. Yani su ayın bakmış sana böyle. Sağ be bir sağ. Ne kadar bu muhtemelen bu? 3,5 kilo yakın. Aşağı yukarı böyle. 3 kilo yakın böylece. Hatta İmam-ı Azam'a göre yalnız böyle. Buğday yarım sağ yeterli böyle böyle. Çünkü eşten buğday çok kıttı muhtemelen böyle böyle. Yani buğday, yani günümüzde en lüks bir pastanedeki bir tatlılar, baklavara giriyordu böyle. Bu da çok azdı böyle. Sonra arpa da azdı böyle. Ne vardı Medine'de en bol? Kurma muhtemelen böyle böyle. Kurma böyle. Peygamberler muayir kıldı böyle. Yani buğday olan buğdadan versin. Arpa da arpadan versin. Kuru üzümden versin. Kurma da olsun vereceğim. Daha çok orada kurma vardı bu şekilde. Bir sağa doldurur. Sinir şeklinde ve tahtadan çevrilmiş. Hala var Medine. Çok az pek kullanmıyor böyle. İslam çok kullanıyor vardı Medine'de vardı böyle. Ve sağ aldı ondan vardı böyle. Bir sağ verecek bu tarafa böyle böyle. Verecek bunlara böyle. Eğer bunlar yoksa bunların değerini verecek bu tarafa. Ama İmam Şafii'ye göre burada astronomisi daha sevap. İmam Şafii'ye göre vermesi böyle. Yani ya buğday, buğday unu, arpa, arpa unu, kuru üzüm, ya da kurma vermesi gerekiyor. Veremeyi ne yapacak? Bunların değerini verecek. Bunların değerini verecek böyle. Şimdi tabii şimdi kim o verecek bunlara böyle? Bunda var mı zenginin şartı bunda böyle? Bundaki şart Nisa Mali koyacak ama böyle diyeceğim ama yok bunda kendisi böyle. Evi var. İşte mesela fazla giysisi var. Bunlar giriyor mu tabii böyle böyle. Hatta fazla kitabı var. Fazla kitabı var. Ondan buna giriyor bunlara böylece. Fazla eşyası var. Lüks eşya bunlar. Hep bunda bunlar. Bunda bunlara giriyorlar. Bunlara giriyorlar bunlar da. İsa Malik ise bunları verecek. Hanefi'ye göre. İmam Şafii'ye göre ise bir kimsenin bari günü bir gelirse yiyecek kadar varsa o vermesi vacip olmadı. Bak böyle. Yani bir kişi, bir kişinin böyle bari günü bir bari gelirse kendi çok çocuğunu yiyeceğinden fazlası varsa o da fitre verecek bu tarafa böyle. O da fitre verecek böyle. Daha fitre ne yaptır? Fakire verir böyle. İslam bunu bir paramaşı yapar mesela. Öyle yapıyoruz Diyanet mesela böyle. Kurma, üzüm verim, toplu bunlara mesela. Orsa bunlara bunlar böyle. Ama hepsi geçerli bunlara bu tarafa böyle. Yani kişi evet zengin değildir böyle ama nisaba giriyor böyle şeyler. Eşyadan giriyor mesela. Nisaba giriyor böylece. Bu da verebilir mesela. 3,5 kilo bu da mesela verebilir. Un tabii verebilir mümkün mesela. Bu da ne yapsın mesela? Öğütemezler böyle. İsteyen kurmadan verebilir mesela. Daha zenginse böyle. Üzümden verebilir böyle. Bunların diğerini verebilir, bunlara verebilir böyle. Fakir mesela bunlar şart bunların da. Eğer bayram namazından önce veremese, o zaman kazaya kalmadan veremez. Yani önce mesela şart. Yani mesela şu anda mesela verilebilir mesela. Bekleyin verilebilir böylece. Ama bayram namazına kadar veremedi. Veremedi. Hatta esas şöyle yaparlamış mesela muhteremler.
Bayram Ramazan kişi gider gidinceye kadar bulamamış ki verecek kimseyi böyle. Para verecek, kimse bulamamış bir şey böyle. Ne yapayım? Bayram Ramazan'a giderken de namaz kılmadan önce böyle. Bakıyor işte birisine, tanrı birisine, arkadaşlar ben size vekil edeyim diyor. Sen bunu verirsin benim dedim. Onu vekil eder, ondan çıktı mı tamam böyle. Zekat yapınıyor mesela, veremedi mesela. Birisine vekil eder, o kişi güvenlik işte vekil eder böyle. Ondan çıkmış olunur böyle. Bu da bu şekilde böyle. Yani bayram sabah namazdan önce vermesi gerekiyor bunların böyle. Namaz kılmasa bile, mesela bu sene, tabi onun büyük bu sene muhtemelen, mahzun bu sene böyle. Bayramda kılmayacak, öyle görünüyor durum tabi. Ama vakit belli ya, vakti belli muhtemelen böyle. Vakti belli, vermeye gerekiyor bunlara böyle. İnşallah Rabbim nasip etsin muhtemelen böyle, tekrar alanda veren de. Bir de şunu buyuruyor büyükler, muhteremler. Zekat alan fakir de kendini küçük görmesin diyorlar muhtemelen böyle. O alacağını alıyor diyorlar böyle, muhtemelen böyle. Yani bu sadakaya benzeyemiyor muhtemelen bakmıyor. Zekat var, benzeyemiyor böyle. Yani sadaka konusunda kimsenin ne kadar zekat, kimse borcu yok. Mal kanı böyle böyle. Zekata gelince bunun 40'ta biri nedir? Allah'ın hakkı, onu değil muhtemelen böyle. Fakir hakkı böyle böyle böyle. Öyle böyle büyükler buyuruyorlar. Fakir alırken zekatı aşağılarmasın. O konumuza girmesin böyle. O alacağını alıyor böyle. Çünkü o zengine bu farzdır. Bu ona çıkmıştır. Bu senin hakkındır böyle. Öyle buna bakıyor böyle. Böyle böyle. Bir de bazı şey yapmışlar. Allah dostları muhtemelen böyle. Fakir verirken bir şey verirken böyle. Böyle vermişler. Böyle. Mesela para verin böyle vermişler. Ama böyle. O alıyor bu şekilde. Neden? Peygamber şey yapıyor muhtemelendir. Üstlük el altın da faziletli böyle. Ülya eftali midi süfla. Üstteki el alttan da eftal böyle. Şimdi gelende veren böyle verir böyle. Allah bir anlatı böyle. Üstteki el veren daha eftal. O veriyor böyle sadaka böyle böyle. Alttaki fakir alıyor. Ondan menzil aşağı böyle. Böyle, böyle. Ne yapıyor şimdi böyle? Yine karşıki o duru gelmiş diye böyle. Alttaki geniş oluyor benim anlatı böyle. Öbür üstte alıyor onu böyle böyle. Ne yapıyorlar böyle? Yani her şeyimizde inceli hikmetleri var muhtemelen. İşin içi arayınca bunların böyle hikmetleri var böyle. Demek ki fakiri incitmemeye gerekiyor. Bir de fakire verirken ondan bir şey beklemeye gerekiyor. İşte bana dua, babama dua, anne dua demeye gerekiyor muhtemelen böyle. İşte beklemeye gerekiyor. Eğer Allah'ın işi verirse bunu böylece, bunu görüm yapıyor ben muhtemelen böyle. Bir yapıyorum. Fakir de bunu aşağılamasın. O kabine girmesin fakir de. O hakkı alıyor. Onun hakkı bunu böyle. Ağacı almış onun da böyle. İlahi Teala Fatiha.